Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2019-2020 eğitim öğretim yılı LGS liselere giriş sınavı sözel bölümün inkılap tarihi sorularını çözeceğiz. Hadi başlayalım. İnkılap tarihi ne biliyorsunuz 10 tane soru çıkıyor arkadaşlar. Sorularımız genelde yoruma dayalı sorular. Bakalım sorularda sizler nasıl yapmışsınız? Neler yapmışsınız? Birlikte görelim. 1 Bir, Tanzimat fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı devletinin zayıflaması ile birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini artırmak isteyen batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir. Bakın altın çizdiğim noktaya dikkat ediyoruz. Diyen bir tarihçi Tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? A) Can ve mal güvenliğini devlet güvencesine alması B. Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir belge oluşu. C. Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması. D. Osmanlı'nın dağılmasının önüne geçmek için alınan bir tedbir olması. Arkadaşlar hatırlarsınız Osmanlı Devleti 1789 Fransız İhtilali'nin sonrasında milliyetçilik akımından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olmuştu. Çok uluslu yapısından dolayı. Tanzimat fermanı ile evet Osmanlı Devleti'nde toplum arasında eşitlik sağlanmak hedeflenmiştir. Ancak tanzimat, ıslat ve meşrutiyetin en önemli sebebi bir azınlıkların bizden ayrılmasını engellemek, iki batılı devletlerin iç iş meselemiz olan azınlık meselesine karışmasını önlemekti. Bu sebepten dolayı direkt tarihçinin de söylediği gibi arkadaşlar cevabımız son cümlede batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir cümlesiyle C şıkkı arkadaşlar batılı devletlerin yani yapan, yabancı devletlerin bize katılmasını, karışmasını istemediğimiz için fermanı yayınlıyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangili, hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir? Paragrafımızı okuyalım. Neymiş Osmanlıcılık? Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kayna kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür. Şimdi arkadaşlar Osmanlıcılık konusunu ile ilgili şunu söylemiştim hatırlarsınız. Özetle diyorduk ki din, değil ırk ayrımı yapılmaksızın Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesi Osmanlı vatandaşı kabul etme, Osmanlı milleti kabul etme sistemiydi. Peki geçerliliğini yitirmiş olduğunun göstergesi hangisiymiş? Şıklara bakalım. A. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri yanında savaşa girmesi. B. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilmek hakkının verilmesi. C. Mebusan Meclisi'nde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkının verilmiş olması de Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması. E, demiştik ki Osmanlıcılığın olmayacağını biz Balkan Savaşları'nda anladık. Çünkü Balkan Savaşları'yla zaten bizimle birlikte olmayan dini dili ırkı farklı olan grup Balkan milletleriydi. Ve biz maalesef fark ettik ki Balkan Savaşları'nda yavaş yavaş bu ülkeler bizden hem ayrılıyorlar hem de arkadaşlar... E, ayrılmakla kalmayıp daha fazla pay almak için aralarında da kavga etmeye devam ediyorlar. Bu durum bize Osmanlı milleti anlayışının kesinlikle gerçekleşmeyeceğini olmayacağını gösteriyor arkadaşlar. Ve biz bu fikir akımında ne yapmıştık? Çöpe atmak zorunda kalmıştık. Ve üçüncü soruya geçiyoruz. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir? İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikatı bu tatbikata Picardi manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır. Bakın önemli kelimemiz şuydu Osmanlı ordusu adına. Ordu adına kim katılır? Haliyle asker katılır arkadaşlar. 2'ye bakalım ikinci öncüle. Mustafa Kemal Balkan savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya'ya ataşe olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır. Bakın burada önemli nokta ataşe kelimesini bilmemiz arkadaşlar. Ateşi ataşe askeri büyükelçi demektir. Ve sizin de bildiğiniz gibi büyükelçiler diplomatik ilişkiler geliştirir arkadaşlar. Bir de şeyden daha bahsedelim. Diplomasi de daha çok ülkeler arasındaki ilişkilerle ilgili bir kavramdır. Bu durumda arkadaşlar şıkları da bakalım yine de isterseniz. A. Ekonomi sosyal. B. Askeri diplomatik. C. Hukuki diplomatik. D. Siyasi ekonomik. Bakın Mustafa Kemal'in Picardia manevralarına katılması, ordu adına katılıyor olması bir asker kimliğinin olduğunu gösteriyor bize. Yine aynı şekilde Sofya'ya ataşı olarak atanması, büyük elçi olarak atanması arkadaşlar diplomasi alanında çalışmalar yaptığını bize gösteriyor. Dördüncü soruya geçiyoruz. Buna göre müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Müdafaa hukuk cemiyetleri tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu, itilaf devletlerine ve dünya kamuoyuna gazete, kitap vesaire dağıtarak türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göze almışlardı. Şimdi dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi arkadaşlar müdafaa hukuk cemiyetlerinin ne olduğunu çok iyi bilmeliydik. Müdafaa hukuk cemiyetleri halkın e, ittilaflara karşı yani işgal kuvvetlerine karşı, elinden geleni yapma çabasıdır özetle. Peki şıkları okuyalım. A bölgesel nitelikli kuruluşlardır. B düzenli ordu birliklerinden oluşmuşlardır. C ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır. D İstanbul hükümeti tarafından kurulmuştur. D'den gidelim isterseniz, İstanbul Hükümeti tam tersi müdafaa hükümetlerinin karşısında çünkü İstanbul Hükümeti temsil te, teslim oluyor yani sessiz kalıyor işgalleri ama müdafaa hükümetleri adından da belli olduğu gibi müdafaa etmeye çalışıyor. İhtiyaçlarını haliyle İstanbul Hükümeti devlet olduğuna göre devlet tarafından karşılanmadığını görebiliyoruz. Düzenli ordu birliklerini oluşmuşlardır ya da oluşturmaları mümkün değil. Çünkü bunlar arkadaşlar isimlerinden de hatırlarsınız derslerde Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Reddil Hak Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti gibi başlarında aslında bölgesel olduklarını gösteren, düzenli sistemli bir ordularının sistemlerinin olmadığını gösteren verilere sahiptik. Müdafaa Hukuk Cemiyetleri ile ilgili bizim söyleyebileceğimiz en etkili, daha doğrusu en kesin cümle bölgeseldirler. Herkes her cemiyet bulunduğu bölgeyi, bulunduğu şehri korumak için kurulmuştu arkadaşlar müdafaa hukuk cemiyetlerinde. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili. Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul Yönetimi ve İtilaf Devletleri'nin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı. Bakın altını çiziyorum. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Uğraştırdı. insan ve malzeme kaybettirdi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Peki bakalım bizden ne istiyor? Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuş mu? Evet. Bakın ne diyor. Uzun süre büyük altın çizdiğim yerlerde var. Büyük Millet Meclisinin uzun süre bunlarla uğraşmasına sebep oldu. Biz bunlarla uğraşırken Kurtuluş Savaşı'nın sürecinin uzadı. Atıyorum 1918'in başında aslında savaş başlayıp bitebilecekken 1918'in sonunda biz bu olay arkadaşlar neredeyse bir yıl gecikmesine sebep olacak kadar uğraşmak zorunda kaldık. İki, askeri imkanların bir kısmının gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden olmuş mu? Olmuştur. Bakın hemen görüyorsunuz insan ve malzeme kaybedildi. Bizim zaten elimizde kısıtlı sayıda insan ve malzeme var ama biz bu durumda arkadaşlar maalesef ne yapıyoruz? Bu ikisinden zarar görüyoruz. 1 ve 2'yi alıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmış mı? Bakın bununla ilgili hiçbir bilgi yok meclis otoritesini korudu diyor ama meclisin bu durumda ara verdiği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ve son şıkkımız Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Bakın paragrafın tamamına bakarsanız ayaklanmalarla uğraşıldığından bahsediyor. Aslında asıl meselemiz olan işgallerle ilgili hiçbir bilgi vermediği için bu şıkkı da alamıyoruz. Bu durumda cevabımız arkadaşlar 1 ve 2. Devam ediyoruz. 6. sorumuz Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması sırasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Önce soruyu okuyorum. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım ne demiş Mustafa Kemal Mondros ile ilgili? Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka Vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmiştir. Hem zaten kayıp verdik hem de olanı da kaybetmeye devam ediyoruz. Ordumuzun silahlı ve cephanesi, silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Yıldız koyuyoruz burası önemli bir nokta. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Güzel bir yorum. Hakikaten de ince bir yorum olmuş. Her noktaya dikkat edilmiş. Peki Mustafa Kemal'in bu sözlerinden biz neye ulaşamayız? A. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. Mondros bağımsızlığımıza tabii ki ters. Çünkü bizim topraklarımızı, bize olan yerleri işgal etmemize, edilmesine sebep oluyor. B. Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir. Dursun bir. C. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. İşgaline zemin hazırladığını tabii ki görüyoruz. Çünkü bakın ne diyor Atatürk? E, düşman orduları tarafından işgal edilmiştir. Özellikle derslerden hatırlarsınız arkadaşlar. 7. madde işgallere zemin hazırlamıştı. D. De, Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Bakın yıldız koyduğum yeri görüyorsunuz değil mi? Elimizdeki asker ve cephaneyi, silahları verdiğimizde gerek olduğunda biz ülkemizi savunamaz duruma düşelim diye böyle bir madde konuluyor ve başarılı olunuyor. Biz arkadaşlar her şeyimizi temsil verebilseydik, her şeyimizden vazgeçmiş olsaydık yapmak istediklerine çok rahat bir şekilde ulaşabileceklerdi. Peki beyin yanmıyoruz. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi arkadaşlar çok daha sonraki bir aşamadır. Evet devletimiz Mondros'la birlikte işgallere açık hale gelmiştir. Evet devletimiz arkadaşlar parçalanmıştır. Birlik bozulmuştur. Düzen sistem bozulmuştur. Ama Atatürk'ün bu sözlerinden hukuken tamamen Osmanlı Devleti'nin bittiğiyle ilgili herhangi bir bilgiye ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Bu yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Yedinci soru. Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden diye başlayan soru. Önce soruyu okuyayım. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Okuyalım paragrafı. 12'lerin Fransız işgal komutanına gönderdiği noktadan, notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. Yani bakın burada işgallerin geçici olduğunu sanmamızı sağlamaya çalıştıklarını çok rahat görebiliyoruz. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Biliyorsunuz güney cephesinde biz Fransızlar ve onların getirdiği Ermenilerle savaştık. Peki şıklara bakalım. A. Milli egemenliği benimsemişlerdir. B. Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. C. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmişlerdir. D bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Arkadaşlar paragrafın tamamına bakıldığında şıklarda milli egemenlik yönetmekle alakalı bir kavramdır. Bizim burada amacımız bağımsız olmak. İlk silahlı direniş olduğuna dair herhangi bir bilgi vermiyor. Sadece kendi durumlarını anlatıyor. İstanbul hükümeti teslimiyetçi bir politika izlemiştir. Burada bir direniş görüyorsunuz. Bu da taban tabana zıttır. Son olarak cevabımız zaten denizli şıkkı. Sadece bakın bölgelerini, ülkenin genelini değil, bulundukları yer olan Urfa'yı düşmana karşı kurtarmaya kararlılar ve savunmalarını yapıyorlar. O yüzden cevabımız Denizli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galicia cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlarla, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yani biz Kurtuluş Savaşı'nda değil özür dilerim Birinci Dünya Savaşı'nda aslında yeni yedi cephede burnumuzun dibindeki Çanakkale'den ta Gariç ya da, Makedonya'da, Romanya'da kadar, Romanya'ya kadar, Hicaz, Yemen'e kadar ülkemizin bütün topraklarında savaştık arkadaşlar ve Savaşılan isimleri, ülkeleri görürseniz savaştıklarımız da e, güçlü devletler. Bakalım hangilerine ulaşabiliyoruz? 1. E, Rusya ile farklı blokta, blokta yer almıştır. Şimdi Rusya gördüğünüz gibi Galicia cephesinde Ruslarla savaştığımıza göre karşı karşıyayız. Bu durumda bir var arkadaşlar. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir. E, bu bilmeniz gereken bir bilgiydi. Hatırlarsınız belki derslerden. Galicia, Makedonya, Romanya yardım cepheleridir arkadaşlar. Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin bunlar savunma cepheleridir. Bizim Birinci Dünya Savaşı'nda iki tane taarruz cephemiz var. Biri Kafkas cephesi, diğeri de Kanal cephesidir. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar, bunlar arasında zaten buraya almamış, alsaydı bile taarruz cephelerini savunma ve yardım cepheleri olduğu için zaten sayılmazdı. O yüzden ikinci şıkkı ne yapıyoruz? Eliyoruz. 3. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır. Bakın öncülere bakarsanız İngiliz, Fransız yine aynı şekilde İngilizler, Fransızlar farklı farklı yerlerde arkadaşlar ne yapmışız? Fransızlarla hem Makedonya cephesinde hem Çanakkale'de. Aynı şekilde İngilizlerle hem Çanakkale'de hem de Suriye-Irak cephelerinde savaşmışız. Bu durumda üçüncü şıkkı da alıyoruz. Ve dört, Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. Evet, yedi cephede savaştık. Evet, düşmanla karşı karşıya geldik. Yendik yana yenildik. Ama paragrafta bununla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Sadece yapılan savaşlardan ve kimlerle yapıldığı ile ilgili bilgi verildiği için bu konuyla ilgili bir yorum yapamıyoruz. Bu yüzden cevabımız Adana arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıda TBMM ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Bu maddelere bakabiliriz. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. Kars. Ardahan ve Artvin Türkiye'ye Batum Gürcistan'a bırakılacaktır. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Buna göre Moskova Anlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. A. TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Derslerden hatırlarsınız ilk siyasi zaferimiz Ermenilerle yaptığımız Gümrü Anlaşması. Devam ediyorum. B. Milli mücadelenin Doğu Cephesi başarıyla kapanmıştır. Arkadaşlar hatırlarsınız Doğu Cephesi için, Doğu sınırımız için yaptığımız üç anlaşma var. Gümrü, Moskova, Kars. Doğu sınırını tamamen kapatan ve güvence altına alan anlaşma Kars Anlaşmasıdır. Moskova Anlaşması değildir. Devam ediyoruz. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Bakalım kabul etmiş mi? Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Kabul etmiş mi? Aslında kabul etmiş arkadaşlar. Nereden anlıyoruz biz bunu? Ne diyor bakın ilk maddeye çok dikkat ediyorsunuz. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. Dikkat ettiyseniz biz Sevr'i kabul etmiyoruz. Ruslar da ne yapıyorlar arkadaşlar? Bizim kabul etmediğimiz bir anlaşmayı kabul etmedikleri için bu şıkkı kabul ediyoruz biz de. Cevabımız Ceyhan. Yine de D şıkkına bakalım. Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Bakın arkadaşlar 3. maddede sadece Boğazlar meselesi diyor ama Avrupalı devletlerden değil de daha çok Rusya ile bizim aramızdaki bir meseleden bahsediyor burada. Cevabımız Ceyhan, sevrin geçersiz olduğunu kabul eden ilk büyük batılı devlettir aynı zamanda Rusya. Son soruya geçiyoruz. Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Marif Kongresi hakkında Mustafa Kemal, cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve Marif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür ifadelerini kullanmıştır. Buna göre Marif Kongresi hakkında çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Marif biliyorsunuz Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra yapılan eğitim kongresi Mustafa Kemal bu kongrenin ısrarla değiştirilmemesi gerektiğini söylüyor ve yapılıyor. Ankara Öğretmen Evi'nde. Bakalım arkadaşlar. Ee, bir cephede kazanılan başarılar, başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür. Tam tersi cephedeki durumun da önemli olduğu, eğitimin de önemli olduğu söylenmiştir. Savaşın ortasında eğitim kongresinin yapılması eğitime de ne kadar önem verildiğini gösteriyor. 2 diyoruz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı devam eder, ederken toplanmıştır. Evet Kütahya Eskişehir'den sonra Sakarya'dan önce yani tam da savaşın ortasında yapılmıştır bu kongre kabul ediyoruz. 3. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Arkadaşlar 3 de var. Çünkü bakın ne diyor Atatürk burada direkt milletimizin diyor bakın milli ordu ve vatandan düşmanı. Düş, askerlerimiz düşmanı kovarken diyor bizim milli aslında öğretmen ordumuzda yani neferlerimizde ne yapacaklar? Cehaleti kovacaklar diyor. Türk millet için yapılan bir çalışma olduğu için, temsiliyet açısından yine ulusal nitelik, yani milletimizle alakalı önemli bir bilgidir. Üçüncü şıkkı da alıyoruz. Ülkedeki eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Maddesi arkadaşlar. Yanlış oluyor. Niye? Çünkü burada dikkat ederseniz daha çok, Marif Kongresi'nin yani eğitimle ilgili mevzulardan, cehaletin yenilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu arada biliyorsunuz bütün eğitim kurumlarının MEB'e bağlanması meselesi daha çok Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile alakalıdır arkadaşlar. Bu noktada Atatürk'ün bahsettiği yerler arasında dördüncü şıkkımız hiç yer almıyor. Bu yüzden de cevabımız 2 ve 3 şıkları. Arkadaşlar inkılap tarihi soruları bitti. Sorular genelde paragraf ve anlamaya yönelik. Biraz da dikkat etmeniz gereken noktalar, ayrıntılar vardı. Ama genel manada soruların çoğunu yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Yapabilmiş olduğunuzu düşünüyorum. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. İstediğiniz okullara kayıt olursunuz ve mutlu bir eğitim hayatı yaşarsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka derslerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.